Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, biz de yaşı kemale erdirdik. Biz de olduk bir tarih. Bugün çok güzel bir konu işleyeceğiz, tarihsel süreçlerden. Konumuzun esasını deprem oluşturuyor. Depremlerin sebepleri, nedenleri üzerine. Öncelikle arkadaşlar, nasıl bir topluluğuz? Türkiye halkları olarak öncelikle bu kendimize bir aynamızı tutalım, röntgenimizi çekelim diye bir geçmişten günümüze ufak ufak bir gelelim. Öncelikle arkadaşlar, bir şey olduğu zaman kendimizce hüküm veriyoruz. O şey olunca diyoruz ki bu şunların yüzünden oldu, bu bunların yüzünden oldu. Sen bu bilgiyi nereden aldın? Allah'la oturduğunuz müşterek mi karar veriyorsunuz? Komisyon topluyorsunuz da Allah size Cebrail'le mi haber veriyor? Nereden biliyorsun? Biliyorsun da mı konuşuyorsun? Bunun bu sözümü en avamından en ilim sahibi dediğimiz, zannettiğimiz insanlara kadar konuşuldu. Şimdi bunlardan bir örnek 99 yılı Marmara depremi, İstanbul depremi olduğu zaman dediler ki bu insanlar, bizler, bilhassa benim dediğim kesim arkadaşlar, tutucu kesim, bizim Saadet Partisi, Milli Görüş, AKP tabanı ve MHP'yi de koyalım. Yani muhafazakar kesim diyeyim. İşte İstanbul'da günahlar arttı, zina arttı, bütün günahlar arttı. Bu sebepten dolayı oldu dediler. Arkasından 17 Kasım depremi oldu. 17 Kasım Düzce depremi. Tabi depremde de arkadaşlar, başta Gölcük olmak üzere donanmadan da binalarımız hasar aldı, yıkılanlar oldu. Bu sefer yine bahsettiğim kesim, ya bu kesime gökten bir yerden bir haber geliyor, yahut da bunlar haşa Allah'ın ortağılar, nereden biliyorlarsa işte bu deprem bu laiklere ceza olarak geldi. Efendim, sanki depremde yani %90 ölene baksan camiden çıkmayan adamlardır, yani inançlı kesimdir. Ateistler daha az etkileniyor. Niye? Sağlam bina yapıyor. Daha tedbirli davranıyor. Sanki haşa Allah Azza ve Celle Ezrail'le gönderirken bize haber verecek sanki. Biz kendimizi o kadar seçilmiş, üstün görüyoruz. İşte biliyorsunuz ben 28 Şubat'ın meşhur 28 Şubat'ın öğrencilerindenim. Hem 28 Şubat'ın kurucusu Kemal Alemdaroğlu bizim rektörümüz. Hem de benim mezuniyet 98. Deprem 99'da oldu, 1999'da. Bu sefer dediler ki işte bu laiklerin yüzünden oldu. Bunlar başörtüsüne karşı, Allah da ceza olarak gönderdi. Hiç kendinde kusur bulan yok. Veya ya bu deprem niye Moskova'da olmuyor? Niye Berlin'de olmuyor? Diye kendince sorgulayan yok. Bunlar zaten böyle bir yumurtanın içindeler. Böyle bir kabuklarındalar. Dışarıda bir dünya var. Haberleri yok. Kardeşim, bu bir fay hattı. Bu fay hattının üzerinde isterse hiç ot bitmesin, çöllük bir yer olsun, isterse hiçbir insan yaşamasın, orada deprem oluyor. İnsanlar yaratılmadan önce dünya üzerinde daha fazla depremler oluyordu. Bu bir Allah'ın doğaya koyduğu bir kanun. Allah bu, diyelim ki bu kanunu koymuş. Üstündeki peygamber de yaşasa, Berdoş da yaşasa, doğa kendi saatinde salınımını yapıyor. Her şey zamanı geldiğinde gerçekleşir. Bunun üzerine arkadaşlar, İzmir'de deprem oldu. O gavur İzmir. O bunlarda zina var, bunlarda alkol var, bunlar laik. Allah ceza olarak verdi. Yine Allah ne yapacağını bunlara söyledi. Bunlar Allah'ın herhalde özel kalemi. Aşağı diyelim. Sonra
arkadaşlar burada da suçluyu buldular. Bak hala kendilerine bir şey batıran yok. Van'da deprem oldu. Ben o zaman Çoban Çeşme Lisesi'nde öğretmenim. O bu Kürtler hak etti. Bunlar vatan haini. Böyle bir kesim var, burada bir kesim var. Bak bu kesim özel bir kesim. Nasıl özel bir kesim? Hani vatandaşın biri diyor ya, alim, dünya lideri, PKK'nın 10-11 çocuğu var, 12 çocuğu var. Onun orada kastettiği PKK değil, herkes biliyor. Ben Kürtleri tek tek konuşuyorum. Kürdün MHP'lisi de neyi kastettiğini biliyor, AKP'lisi de biliyor. Vallahi billahi bak hepsi biliyor. Hocam bizi söylüyorlar, bizi söyledi diyor. Şimdi en utanılması gereken olaylardan bir tanesi ne zaman olmuş? 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depremi. Ya Elazığ depremi olmuş. Ne var hocam bunda? Millet, bak bunu Amerika Google söylüyor. Millet depremde ölen insan ölmüş. Yani yetimler kalmış, buna bakmıyor. Google'a girmişler. Soru, iki tane soru. Elazığ Alevi mi? Elazığ Kürt mü? Yani bunu belki depremden önce sorgulasa dersin ki bak Alevi ise oh oldu. Bunlar zaten sapık. Öyle diyecek. Benim tarafı biliyorum. Ben içinde doğup büyüdüğüm tarafın nasıl olduğunu iyi biliyorum. Şimdi bir insan olamadık. Her şey olduk, insan olamadık. Allah diyor ki Azza ve Cel başınıza diyor kötü bir şey gelirse nefsinizden bilin. İyi bir şey gelirse benden bilin, bizden bilin. Yani nefsinden bilmek ne demek? Başına kötü bir şey gelirse nefsinden bilmek bir günaha bağlamak değil. Yani ne demek bu? Ben tedbiri almadım, binamı sağlam yapmadım, eşeğimi sağlam kazığa bağlamadım demektir. Elin Japonu 8-9'luk depreme dayanıyor. Bir şey olmuyor. Onun zina etmediğinden imanlıyla alakası olan bir şey değil. Hani Japon şöyle mi diyor? Hani Tanrı'ya acımadı ki, acımadı ki ya da ortada kuyu var yandan geçti. Bize bir şey olmadı. Bir de her depremden sonra Ömer'e bir laf uyduruyorlar, Hazreti Ömer'e. Yani bir hikaye yazıyorlar. Valla bizim tarafına adam olacağına inancım yok ama Allah'tan da ümit kesilmez. Allah hepsini ıslah eylesin. Herkes kendine mukayyet olsun. Takıyüddin Mehmet Efendi de İstanbul'da olan veba salgını ve İstanbul depreminden dolayı aha bu müneccim yüzünden başımıza bunlar geliyor.